Hayırlı günler dostlar. Günlük olarak Suriye'deki son duruma bakalım. Daha sonrasında vakit kalırsa diğer haberleri aktarırız. 2 Temmuz tarihinde ordumuzun askeri tatbikatı var. Yine bunun dışında PKK'ya yapılan sevkiyatlar. İran'ın yaptığı sevkiyatlar var. Tüm detayları aktaralım. İlk olarak Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nde ordumuzun sevkiyat yaptığı haberi paylaşılırken birkaç gün içinde ikinci konvoydan bahsedilmiş. Ordumuz Alev'in kuzeyindeki üslere sevkiyat yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri ne yapıyor derseniz Amerika'da karşı sevkiyata devam ediyor. Askeri ve lojistik ekipmanların uluslararası koalisyon bağlamında özellikle PKK'nın olduğu bölgede Suriye'nin kuzey ve kuzey doğusuna yeni takviyeler getirdiği belirtilmiş. Amerika Türkiye'ye karşı terör örgütü PKK PYD'yi desteklemeye devam ederken takviyeler Deirizor kentinde El Ömer üstüne gelmiş durumda. Burada yazana göre askeri ve lojistik teçhizattan bahsediyor. Suriye'nin bu bölgesine geldi ve toplamda 50'den fazla kamyondan oluşan konvoydan bahsedilmiş. Yine akaryakıt kamyonları da bölgeye geliyor. Kamışlı şehrinden bahsediyor. Bir diğer haber İran destekli teröristler tarafından korunuyor başlığı atılmış. Yaklaşık 20 petrol kamyonunun Irak'tan Suriye'ye geçtiğine yönelik İran'ın yaptığı kaçakçılık faaliyetlerinden de bahsediliyor. Suriye'de HTŞ'nin elinde olan bölgelerde yani İdlib bölgesinde artan güvenlik kaosundan bahsedilmiş genç adam Batı İdlib kırsalında ölü bulunmuş durumda. Bir diğer haber Türk bombardımanın ortasında başlatılmış ordumuz bombalarken rejim askerleri aynı cephesinde Suriye Milli Ordusu'nun keskin nişancıları tarafından vurularak öldürülüyor. Diğer haber ilk olay başlığı atılmış. Temmuz ayında ilk kez böyle bir olay gerçekleşiyor. Rejim askerleri ve yandaşları Kamıştı'da Amerika devresini engelliyor. Buradan haber aktarılmış. 5 tanktan oluşan ABD askeri devresi engellenirken bunun Temmuz ayında türünün ilk örneği olduğunu belirtmekte fayda var. Dün şöyle bir haber servis edildi. Suriye sahilinin güneyinde Tartus bölgesinden son 20 ile 30 dakikada büyük patlamalar gözlemlendi. Bu İsrail saldırısı olabilir. Ancak henüz ayrıntı yok paylaşımı yapıldı. Daha sonrasında Akar vurulduğu duyuruldu. Akar çevresinde meydana gelen patlamaları görmektesiniz. Ardından Hamidiye bölgesinde İsrail'in Tartus'un güneyinde Hamidiye bölgesini vurduğu duyuruldu. Burada tavuk çiftlikleri Akdeniz'den birkaç füzeyle vurulmuş durumda. İsrail insanları aç kalsın diye muhtemelen tavuk çiftliklerini vurdu. Daha sonrasında dostlar... İsrail hava saldırısı Lübnan sınırındaki Tartus'un güneyindeki bölgeleri hedef alıyor şeklinde gece saatlerinde de İsrail'in bu bölgede sivilleri vurduğuna yönelik haber paylaşılmış. Genellikle İran askerleri vuruluyordu. Bu sefer sivilleri vurdukları haberi paylaşılıyor. Gelelim dostlar ordumuzun haberine. Haber şu şekilde servis edilmiş. Türk kuvvetleri yani ordumuz ve Suriye Milli Ordusu Türk sınırına karşı daha geniş bir güvenli bölgeyi temizlemek için PKK'lı teröristlere karşı operasyonu hazırlık olarak Telsamır'dan Haseke Kırsalı civarında tatbikatlar gerçekleştirildi başlığı atılmış. Görüntüleri de görmektesiniz. Bir diğer haber askeri tırmanış başlığı atılmış. Rejim Esad Halep'teki bölgeleri bombalamaya devam ederken Suriye Milli Ordusu da Cebel El Türkmen'de rejim mevzilerini bombalıyor. Diğer haberlere bakalım dostlar. Bugün Bayraktar tarafından daha doğrusu Baykar tarafından paylaşım yapıldı. Bayraktar Akıncı ve LGK-82 lazer güdüm kitiyle ilk atış testinin başarılı olduğu duyuruldu. Milli Savunma bakanlığımızda kardeş ülke Azerbaycan'a yönelik şu değerlendirmeyi yapıyor. Azerbaycan ordusunun yeniden yapılandırılması kapsamında 26 Haziran'da 769. Komando Tugayı'nın sancak tevdi ve bere takma töreni yapıldı. Kederde ve Kıvanç'ta bir ve beraber olduğumuz can kardeşlerimizle tek yürek, tek bilek, tek yumruk olmaya devam edeceğiz açıklaması yapılmış. Polonya'ya gidiyoruz. Polonya Savunma Bakanlığı Polonya'nın İtalyan Leonardo firmasından anti tank füzeleriyle donatılmış 32 adet AW149 helikopterini 1.75 milyar euro karşılığında satın alacağını duyurdu. İtalyanlar dünyanın birçok bölgesine helikopter satmaya devam ediyor. Özbekistan'daki olaylardan bahsetmiştik. Bununla ilgili haber servis ediyor. Özbekistan makamları neden Karakalpakistan özel cumhuriyetinin statüsünü değiştirmeyi talep ediyor şeklinde uzman görüşüne yer verilmiş. Burada Özbek makamlarına göre Özbekistan'ın geleceğini güvence altına almak için bu değişiklikler yapılacak. Bu bağlamda aslında soru-cevap yapılmış. olaylardan sonra aslında Özbekistan'ın geri adım attığı da duyurulmuştu. Fakat yetkililer anlaşılan geri adım atmıyor. Bu gelişmeleri takip ediyor olacağız. Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan işbirliği içerisinde Türkmen gazının TANAP hattına aktarılarak Anadolu'ya taşınmasını gerçekleştirebiliriz açıklaması yapılmış. İpek yolunun ana ekseninde yer alan bu coğrafyada ticaret akışını yeniden canlandırmalıyız açıklaması yapılıyor. Diğer haber dostlar uzun süre sonra Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'u görmektesiniz. Kendisi Savunma Bakan Yardımcısı ile beraber Ukrayna'daki Rus birliklerini kontrol ediyor. Yapılan açıklama şu şekilde. Ordu Generali Valeri Gerasimov komutanları sözde özel bir askeri operasyon sırasında ziyaret ederek taktikler veriyor. Komuta görevlerini gerçekleştiren askerleri denetleri şeklinde görüntüler paylaşılmış. Rusya tarafından yapılan bir diğer duyuruda Rus Silahlı Kuvvetleri Uluslararası Mayın Eylem Merkezi'nin özellikle Sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'nde mühendislik çalışmalarına başladı ve burada bazı mayınları kaldırmaya yönelik çalışmalara başladığına yönelik de görüntüler paylaşılmış. İran'daki depremden bahsedelim. İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 2 saat içerisinde 6.1 ve 6.3 büyüklüğünde depremler olurken şu ana kadar depremde 5 can kaybı, 49 yaralı var. İran'ın güney eyaletlerinde ardı ardına yaşanan depremlerde artış varken Bölgede 1 saat aralığında iki büyük depremin kaydedildiği de not düşürmüş. Almanya'ya gidiyoruz. Alman Federal Ağ Ajansı Başkanı Müller konuşuyor. Rus gazının tamamının kesilme ihtimaline yönelik açıklamalarda bulundu. Ciddi şekilde tasarruftan bahsetmeliyiz. Evlerin gazsız kalmasını engellemek için her şeyi yapıyoruz. Ancak korona tutabileceğimizden emin olmadığımız sözler vermememizi gerektiğini söyledi açıklamasına da yer verilmiş. Kazakistan'a gidiyoruz. Kazakistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın basın açıklamasını aktaralım. 2 Temmuz Kazakistan Hava Kuvvetleri Günü. Bu tarihte 1998 yılında Hava Kuvvetlerinin oluşturulmasına ilişkin yönerge bağlamında Kazakistan tarafından her yıl kutlanan gündür açıklaması yapılırken Kazakistan Silahlı Kuvvetlerinin takım yarışmalarına başladığı da duyuruldu. Paraşüt ve grup paraşüt akrobasi dalında 29. Açık Şampiyona başladı. Kazakistan Silahlı Kuvvetleri'nin Özel Harekat Kuvvetleri paraşüt eğitim merkezinde tatbikatlara devam ediyor. Ordumuz tarafından yapılan basın açıklamasını aktaralım. TCG Giresun ve TCG da Fırkate indirimiz Azerbaycan, Pakistan ve Ürdün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait unsurlarla beraber Uluslararası Anadolu Kartalı 2022 eğitiminin deniz safhasına katılıyor. Evet dostlar çok sayıda haberi aktarmış olduk. Bir sonraki videomuzda Karadeniz'de Türk hava sahasına yaklaşan yabancı uçakların takibini yapan Merzifon'daki 5. Ana Jet Üst Komutanlığı'ndan bahsedeceğiz. Hoşçakalın. Ah lan artık ey deniz! Şanlı dostlar geliyor! Ummanlara hükmeden Barbaroslar geliyor! Baş koymuşuz uğruna biz!